Derya. Yapmadım de. Yalvarırım, yapmadım de. Üzgünüm. Geç kaldım. Derya, neden yalan söyledin Fikret'e? Niye bebeği aldırdım dedin? Derya, iyi misin? Ne işi vardı Fikret'in burada? Burada olduğumuz ikimizden başka kimse bilmiyor. Sen aradın değil mi? Ben bebeği aldırmana gözümü mazdım. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı istemedim Derya. Sen de Fikret'i aradın öyle mi? Onun da bilmeye hakkı yok mu? Sen ne biçim bir arkadaşsın? Derya. Derya, ne olur yapma böyle. Neden Derya? Neden böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şeyin böyle olmasını istemedim. Nasıl kıyarsın bebeğimize? Bunu bize nasıl yaparsın? Annem, babam, Boyraz'ın acısıyla nasıl kıvrandıysa sen de kıvran, sen de acı çek istedim. Ama bebeğimden vazgeçemedim. Çok acı çekiyorum Derya. Canım yanıyor. Bir yanım ateşe yürür, kül olur. Bir yanımda Poyraz eser, yel olur. Bir yanım aşktır, deryadır, sel olur. Bir yanımda bahar bahçe, gül olur. Sevda gelir başa, gözde yaş olur. Aşkı bilmeyene hayal düş olur. Gökyüzünde kanat açan kuş olur. Sevip sevip ayrılması güç olur. Fikret, oğlum, ne oldu? Kurban olayım söyle. Yetişemedim anne. Yetişemedim. Oğlum, neredesin? Fikret, hadi eve gel oğlum. İyiyim ben anne, merak etme. Ne işin var senin burada? Birkaç parça eşyamı alıp çıkacağım.
Öyle hemen kaçıp kurtulmak yok Derya Hanım. Hesap vereceksin. O bebeği nasıl aldırırsın? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Hayır, vereceksin dedim. Sen benim torunuma nasıl kıyarsın ha? Nasıl? Gel tatlım. Yavaşça. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ne kadar bu kızım? 280 lira. Oo, çokmuş. Peki bu? O da 140 lira. Evladım, birazdan geliyorum ben. Sen şunu paketleyiver, olur mu? Peki efendim. Merhaba evladım. Hoş geldiniz. Güzel kızım. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Ay torunum, öyle güzel bir hediye aldım ki bayılacaksınız. Nimet Hanım nerede? Verandadaydı, çağırayım hemen. Ay dur dur, çağırma, sürpriz olsun. Şey Meryem Hanım, ben haber verseydim. Yok yok. Nimet Hanım. Ne oldu kızım? Meryem Hanım geldi efendim, bebek odasında. Şu pili de taktık mı? Meryem Hanım? Sen hangi yüzle bu eve geliyorsun? Ben torunun odası için... Ne diyorsun sen Meryem Hanım? Ne torunu? Siz ana kız bizimle alay mı ediyorsunuz? O nasıl söz Nimet Hanım? Bir kabahatimiz mi oldu bilmeden? Sen nasıl evlat yetiştirmişsin? Kürtaj olmak ne demek Meryem Hanım? Nasıl insanlık bu? Allah'ın verdiği canı almak ona mı kalmış? Hiç kimseye sormadan kıymış evladını. El kadar bebeden ne istemiş? Kızım, Meryem Hanım'ı yolcu et. Fırını biraz dağıttık, kusura bakma. Evlat yetiştirmişsin. Kürtaj olmak ne demek Meryem Hanım? Nasıl insanlık bu? Allah'ın verdiği canı almak ona mı kalmış? Hiç kimseye sormadan kıymış evladını. El kadar bebeden ne istemiş? Usta, ne istiyorlar bu adamlar bizden ya? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma.
Baba iyi misin sen? Yok bir şey Fikret. Mahallenin serserileri işte. Emin misin baba? Tabii oğlum. Başka kim olacak? Bana niye haber vermedin baba? Dedim ya Fikret, önemli bir şey değil. Ben sana ailemden uzak dur dedim Fikret. Fikret. Dur oğlum. Değmez. Fikret. Yapma. İki yanlış bir doğru etmez. İstiyorsun? Anne. Şimdi mi aklına geldi annenle konuşmak? Anneciğim, izin ver açıklayayım. Neyi açıklayacaksın Derya? Hangi yüzle geldin bu eve? Anne lütfen dinler misin? Bana anne deme. Sen nasıl, ne hakla böyle bir şey yaparsın? Hiç mi düşünmedin beni, babanı, Fikret'i? Hepimizin o bebeği nasıl Umut'la bağlandığını? Anne lütfen dinler misin? Benim artık Derya diye bir kızım yok. Anne. Sakın. Sakın baban duymasın. Bir de babanın sebebi olma. Anne. Nerede kaldınız lan? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Oğlum neredesin? Çok merak ettim seni. İyisin değil mi? Hı. Baba, sen haklısın. İki yanlış bir doğru etmiyor. Ha şöyle. Oyalanmayalım o zaman. Bir sürü iş var. Hadi bakalım. Anneciğim, kahve yaptım beraber içeriz diye. Sağ ol kızım. Daha iyisiniz değil mi? İyiyim. Derya Hanım görsün de gelinlik öğrensin biraz. Ne güzel. Ayıp oluyor Aspi, yengen. Asıl senin yengen abi. Fırat abinin karısı işte. Kes sesini Aspi. Ya ağız tadıyla rüya bile gördürmüyorsun. Heh, işte. Aşk üçgeninin sacayağı da geldi. Yürü gidelim, asabım bozuldu. Fırat, neredesin sen? Nerede olacağım anne, şirketteydim.
Ev yıkılsa, kıyamet kopsa haberin olmayacak. Ne oldu? Gelin hanım kürtaj olmuş. Anlamadım. Ah be anneciğim. Vuslat başka baharı kaldı desene. Abim nerede? Çok üzülmüştür şimdi o. Kahroldu evladım. Merak ediyorum zaten. Nerededir? Ne yapıyordur? Usta ne kadar borcumuz? 750 lira. Al canım. Sağ ol. İyi günler. Fikret. Bak sana ne göstereceğim. Derya ile Poyraz'ın eski beşiği. Böyle eski göründüğüne bakma. Bir tamir, bir boya pırıl pırıl olur. Bugün Fikret uğradı fırına. Baba oğul konuştuk biraz. Ne konuştunuz? Sohbet ettik. Beşiği gösterdim, çok duygulandı. Bak ne diyeceğim Meryem. Şu dünürleri aramak lazım. He? Bir hallerini, hatırlarını soralım. Hatta diyorum ki... haber ver de yarın kalkıp bir ziyaretlerine gidelim. Müsait değiller. Allah Allah, nereden biliyorsun? Biliyorum işte Halil. Nimet Hanım'la konuştum. İşleri güçleri varmış. Siz pek mi sık görüşüyordunuz? Ne oluyor? Bu aralar gitmiyorsun hiç. Dünür olduk diye her dakika beraber olacak değiliz ya Halil. Bir de annesi oyuncak getirmiş dalga geçer gibi. Söylemeyeceğim, konuşmayacağım diyorum ama bu kız ailemizin dirliğini, düzenini bozdu. Fırat niye inmedi hala yemeğe? Fırat çıktı biraz önce. Acil bir telefon geldi, toplantıya gitmesi gerekiyormuş. Bak görüyor musun Asım? Toplantıdayım ayağına, rüya gibi karısını evde bir başına heder etti. Gönül bu işte. Nereye konacağı belli olmuyor. Aka da konuyor, taharet musluğuna. Ha? Ya. Hoş geldiniz. Afiyet olsun hanımlar. Abi. Ya. Nereden çıktın sen? Yani geleceğini haber verseydin karşılardık. İşte sürpriz yapmak istedim. Annem. İyi yapmışsın oğlum. Hoş geldin. Biz de özlemiştik seni. Siz iyi misiniz Nimet anne? İşte oğlum. Fırat nerede? Dışarıda. Geç gelecek bu akşam. Bir toplantısı vardı abi. Vay be. Bu saatlere kadar çalışıyor ha. Hı? Ben şimdi arar öğrenirim ne zaman geleceğini. İyi hadi. Rüya, öf. Efendim Rüya, ne var? Ne? Abin mi? Neden gelmiş? Hemen geliyorum. Ne oldu? Zengi kalkış oldu ama kusura bakma Haleciğim. Abi, biz niye buradayız?
Daha kaç kere anlatacağım Aspi? Fırat'ın kirli çamaşırlarını ortaya çıkaracağız. Kamuoyuyla paylaşacağız. Abi, nasıl yani demek istiyorum ama korkuyorum. Rüyamla aramdaki bu engeli ortadan kaldırmam lazım Aspi. Dayanamıyorum. Derya? İçeri girebilir miyim? Tabii tabii gel. Gir içeri. Rahatsız etmiyorum değil mi? Gidecek kimsem yok. Saçmalama Derya. Burası senin de evin sayılır. Gir içeri. İyi misin sen? Artık ben de bilmiyorum ne haldeyim. Ben... kürtaj olmaya gittim. Ne? Başka bir eksiğin var mı Fikret? Sağ ol Deniz. Ali İhsan nerelerde? Dışarıda mı yine? Ya Londra'da. Bir ara ne kadar sık gelirdiniz. Yarın öbür gün çoluk çocuğa karışırsınız, hiç gelmezsiniz. Hadi Fikret, afiyet olsun. Efendim Zuhal. Fikret, seni çok merak ettim. Nasılsın? Sağ ol Zuhal. Ben bugün olanlardan dolayı çok üzgünüm. İnan engel olmak istedim. Neden yaptı bunu? Ben de bilmiyorum Fikret. Gerçekten bilmiyorum. Aradığın için sağ ol. Fikret. Bak, biriyle konuşmak istersen ben buradayım. Sağ ol Zuhal. Zuhal'le birbirimize girdik. En kötüsü de ne oldu biliyor musun? Anneme bebeği aldırmadığımı söyleyemedim. Meryem teyzenin öfkesi zaman alevi gibidir. Geçer. Yarın gider anlatırsın her şeyi. Çok zor. Bu bebeği nasıl heyecanla bekliyordu bir bilsen. Perişan oldu kadın. Nasıl yıkıldı bir görsen. O bunları hiç hak etmedi. Sen hak ettin mi sanki? Hiçbirimiz hak etmedik. Neyse ki babam bir şey duymadı. İyiydi Derya. Hala hamile olduğunu ne kadar saklayabilirsin ki? Önce söylemen lazım. Söyleyemem. Biz nasıl Poyraz'ın acısını her geçen gün daha fazla hissediyorsak... Fikret de evlat acısının ne olduğunu öğrenmeli. O güne kadar söyleyemem. Afiyet olsun. Fikret nerede? Gelin hanım nerede? Düğüne de yetişemedik. Nedir ya? Bir sorun mu var? Ali İhsan abi, nasılsın? İyiyim. İyiyim Fırat da. Ne bu hal? Sorma abi, oldu bir talihsizlik. Geçmiş olsun da. Buna rağmen bu saatlere kadar çalışıyorsun ha? Canım, bak bunlar senin için.
Neyse. Hadi abini ara da gelsin artık. Ben özledim arkadaşımı. Fırat, biraz bizi yalnız bırakın. Tamam anneciğim. Aleyhisan, Fikret'in canı çok sıkkın. Ne oldu Nimet anne? Oğlum nasıl anlatayım bilmem ki. Biz de şaşırdık kaldık. İçim yanıyor benim de. Karısı haber vermeden çocuğunu aldırmış bugün. Ne diyorsun sen Nimet anne? Yıkıldı Fikret. Bak sen bu hayattaki en iyi dostusun. Bir tek sen anlarsın onun dilinden. Nerede şimdi o? Bir bilsen. Sen merak etme Nimet anne. Ben biliyorum galiba. Ben kalkıp ta Londralardan buraya geleyim. Sen bensiz iç. İşte buna çok kırıldım arkadaş. Halim. Fiko. Ya şimdi Remzi ile lafını ettik. Geç geç. Ne zaman geldin? Bugün işte. Rüyayı doğum gününde yalnız bırakmak istemedim. Haber verseydin keşke. İşte sürpriz olsun istedim. Kusura bakma ben karşılardım seni ama... Biliyorum biliyorum. Duydum Nimet anneden. Üzme kendini arkadaşım. Hayat böyle bir şey işte. Ve senin bunu iyi bilmen lazım. Bu hiçbir acıya benzemiyor Ali. İçim acıyor Sinan. Hadi dinlen biraz. Zor bir gün oldu senin için. Daha da zor günler beni bekliyor. Aslında bunların hiçbirine katlanmak zorunda değilsin. İstersen yepyeni bir hayat kurabilirsin. İşin garibi de o ya. Ben Fikretsiz bir hayat düşünemiyorum. Onu çok seviyorum. Bazen hiç anlamıyorum. Derya beni seviyor mu? Yoksa benden nefret mi ediyor? Zaten ince bir çizgi değil mi ikisini ayıran Fikret? Biliyor musun? Aslında sana çok imreniyorum. Keşke ben de senin kadar aşık olabilsem. Seninki gönül yarası arkadaş. Sevmek zaten acı çekmektir. Ama sevmemek... işte o ölmek demek. Arkadaşın kaç yıldır ölü biliyor musun? Kaç yıldır yüreği çarpmıyor. Zaten ne varsa harap bir kalpte vardır. Bak, benim sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Hayata beni kardeşimden başka bağlayan hiç kimse yok. Rüyada olmasa yapayalnız bir adamım. O benim her şeyim. Onun üzülmesine, incinmesine dayanamam. O kadar kırılgan, o kadar narin ki.
Ve sevgiyi o kadar çok hak ediyor ki. Sen biliyorsun işte. Biz Rüya'yla anasız babasız büyüdük. Ama şimdi içim çok rahat. Nimet anne yanında. Sen varsın. Gece karanlık da olsa yıldızlar var. Bütün yolumuzu aydınlatmasalar da güneş doğana kadar bize yol göstermek için inatla parıldarlar. Bırak bu gece böyle bitsin arkadaş. Hüzün de gider sabah güneşiyle. Yarın yepyeni bir gün. Beklemek lazım. Yeni kararlar, yeni adımlar için. Derya? Yoksa hiç uyumadın mı sen? Ben bir karar verdim Sinan. O Selahattin denen adamla görüşmek istiyorum. Derya, ne diyorsun sen? Ne dediğimi duydun. Yardım ediyor musun, etmiyor musun, onu söyle. Günaydın oğlum. Günaydın anne. Nasılsın? İyiyim anne. Dün çok merak ettim seni. Geçti gitti. Sen de onu. Nerede? Annesinde kaldı. Yoksa? Fikret biliyor mu? Burada olduğumu mu? Hı hı. Sanmıyorum. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Unuttun galiba. Kudretli Yapı'nın hukuk müşaviriyim ben. Oyuna devam yani. Artık dönüşü yok bunun. Sinan. Anlaştık değil mi? Bugün önemli bir işimiz var. Biliyorum. Abi günaydın. Günaydın Fırat. Nasılsın? Olanları duydum, çok üzüldüm. Sağ ol Fırat ama yeter artık, bu konu kapansın. Bu toplu konut anlaşmasının imzalanmış olması gerekmiyor mu? Adamlar hala haber bekliyor. İyi de abi. Bunu hukuk müşavirinin incelip paraflaması gerek. İyi yapsın o zaman. Yalnız ben kendisini etrafta göremiyorum. Fırat, ne yapılması gerekiyorsa yap. Benim tepeme attırma. Yine yedik sabah fırçamızı, sağ ol abi. Ayrıca yeni hukuk müşavirimizi işe sen aldın, hatırlatırım. Fırat. Kusura bakma, benim çok işim var. Patron sensin, sen çağır. Fırat! Kolay gelsin.
Günaydın. Günaydın. Ben de seni arayacaktım. Niçin? Bunun incelenmesi gerekiyormuş. Sonra sana haber veririm. Merhaba. Nasılsın? Asıl seni sormalı. Çabuk toparlanmışsın. Artık kolay oluyor galiba bu çocuk aldırma işleri. Bence sen seni ilgilendirmeyen şeylere kafanı yorma. Demek ki bu operasyondan sonra dil de uzuyormuş. Nasılsın Derya? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abim Ali İhsan. Merhaba. Merhaba. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Fikret sizden o kadar çok söz etti ki. Gıyabınızda bayağı iyi tanıyorum sizi. Ben de memnun oldum. İzninizle şuna bir bakmam gerekiyor. Tabii ne demek. Biz sizi tutmayalım. Hı. Fırat Bey'in telefonu meşgul. Siz çıkın isterseniz. Hı hı. Yahu uzatma işte, gelemem diyorum. Ben de gelmek istiyorum ama misafirim var İngiltere'den. Öyle bildiğim misafirlerden değil canım. Kendisi hem kayınbiraderim hem de kudretli yapının büyük ortağı. Beni ilgilendirmez. Artık o beton santraliyle çalışmıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkım hoş geldin. Fırat, işini gücünü hemen hallet, sizi bir yere götüreceğim. Tamam Ali İhsan abi. Nereye gidiyoruz? Sürprizmiş. Derya, Selo'ya gitme konusunda ısrarlı mısın? Evet dedim ya, konuştuk bunu. Adamın mekanı Hawaii Bilardo diye bir yer. Saat 5'te buluşalım. Seni ben alayım. Hayır hayır, ben yakın bir yere gelirim. İyi tamam, görüşürüz. Konuşmadınız mı hala? Yok. Konuşmayacak mısın? Bilmiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Seni böyle üzgün görmek beni de üzüyor arkadaş. Biliyorum. Sağ ol Ali. Hadi. Hep beraber otele gidiyoruz. Bakma öyle. Dün gece söz verdin. Unutmadın değil mi? E madem söz verdik gideceğiz arkadaş. Hadi. Derya. Efendim Rüyacığım, gel. Çok merak ettim seni. İyiyim ben. Sağ ol. Derya, biliyorum çok kısa süredir tanışıyoruz. Ama kırılmazsan bir şey soracağım. Hı hı. Neden yaptın böyle bir şeyi? Anlayamıyorum. Fikret abiyle çok seviyordunuz birbirinizi. Üstelik bu bebeği de çok istiyordunuz. Yanılıyor muyum? Belki bir gün bu sorduklarına bir cevap verebilirim.
Hadi bakalım hanımlar. Gidiyoruz. Rüya'nın doğum günü hediyesini vereceğiz. Eğer siz de katılırsanız çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederim ama bunları bitirmem gerek. Ne olur Derya, hep birlikte olalım istiyorum. İyi günler. Sinan, dalmış gitmişsin. Zuhal hoş geldin. Hoş bulduk. Gazeteye uğradım, buraya indiğini söylediler. Aha, yeni geldim ben de. Ne içersin? Yok, bir şey almayayım. Seninle konuşmaya geldim Sinan. Derya'yı gördün mü? Bu aralar beni hiç aramıyor da. Olanları duydum. Biraz tartışmışsınız galiba. Gerçekten tek yapmaya çalıştığım onu korumaktı. Sinirleri bozuk biraz. Zamanla düzelirsiniz. Nasıl peki, iyi mi? İyi, iyi, gayet iyi. Bende kalıyor. Sende kalıyor. Ne var bunda? Tabii yok bir şey canım. Bir an şaşırdım sadece. Sinan, kızmazsan bir şey soracağım. Bu duruma nasıl dayanıyorsun? Dayanmayıp ne yapacağım? Fikret'i seviyor işte. Sen öyle san. Benden sana dost tavsiyesi Sinan. Konuş artık şu kızla. Bence tam zamanı. Fikret evlilikleri de çatırdıyor, bitti bitecek. Beni dinle Sinan. Şu an tam zamanı. Derya, bu böyle daha ne kadar devam edecek? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey mi bıraktın Fikret? Ben anlatmaya çalışıyorum, sen beni dinlemiyorsun bile. Tokatı yediğimle kaldım. Senin hiç mi suçun yok? Tatlım, burası da havuzu. Beğendin mi hediyeni? Abi çok teşekkür ederim. Burası benim mi gerçekten? Tabii canım. Eğer arzu edersen yarın hep birlikte doğum gününü burada kutlarız. Ne abiler var görüyor musun? Bu arada izin olursa ben de burada kalacağım. Artık İstanbul'da yaşayacağıma göre. Abi, ciddi misin sen? En büyük hediye bu oldu bana. Bana da. Seni böyle mutlu görmek beni o kadar çok sevindiriyor ki. Alisan abi, ben de size Rüya ile aldığımız bir kararı açıklamak istiyorum. Eminim çok sevineceksiniz. Biz Rüya ile çocuk yapmak istiyoruz. ciddi misiniz siz? Bir dakika. Şimdi ben dayım olacağım yani. Hı hı. İşte bu da benim hediyem oldu. Gel havuza bakalım. Fikret, benim gitmem lazım. Önemli bir işim var. Nereye gittiğini öğrenebilir miyim Derya? Önemli bir işim var diyorum ya. Önce biraz konuşalım. Fikret, arabada da söyledim. Konuşacak bir şeyimiz yok. Derya, sabrımı taşırmaya başlıyorsun. Taşarsa ne olur? Yine vurur musun? Ya nerede kaldın Derya? Ufak bir işim vardı, hallettim. F-
Fikret mi? Hadi girmiyor muyuz? Giriyoruz. Ya bu mudur ya? Oğlum bunlar dalga mı geçiyorlar lan bizle? Oho gazeteci. Sen gelir miydin buralara? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Derya ne yapıyorsun? Nereden buldun bu silahı? Söyle köpeğine dışarı çıksın. Sizin gibi bir avukata yakışıyor mu hiç böyle şeyler? Konuşma, çıkar şunu dışarı. Çık lan, çık git. Söyle. Kardeşimi niye öldürdün? Abla ben öldürmedim. Yargı önünde de... Bismillahirrahmanirrahim. Sen iyi bilirsin. Can almak kolay mıdır? Söyle. İnsan öldürmek kolay mıdır? Derya yapma. Anlat diyorum. Abla istemeden oldu. Yeminle. Daha 20 yaşındaydı. Biliyorum. Hapishanede geceler boyu uyumadım ben abla. Yüzü gözlerimin önünden gitmedi. Abla. Selu dur. Abla dur. Gitme. Gel otur hele. Fikret Bey mi? Peki gelsin. Dün oğlumun yanında canımı bağışladın. Artık boynumuz kıldan ince. Merak etme, o mesele kapandı. Bir daha da açılmayacak. O evleri hala istiyor musun? Kardeşime yaptığın teklifi kabul ediyorum. Satış belgeleri yarına hazır olur. Parayı getir, al hepsini. Bunu neden yapıyorsun? O arazinin artık benim için hiçbir değeri yok. Peki ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Halil'in evine ve fırına dokunmayacaksın. Senin tek borcun bu. Dediğim gibi abla. Sizin evde o haritanın içindeymiş. Zaten en çok Fırat istiyordu o evi. Sen bilmezsin Fırat ne hırslıdır. Oralardan üçüncü köprü mü ne geçecekmiş? Ben emir kuluyum. Maşayım ya. Yani. Bana ne dendiyse onu yaptım. Yani her şey bu kadar basit. Ya. Şimdi beni de paspas gibi fırlatıp attı bir kenara. Abla. Affettin mi beni? Yalnız sana bunları söylediğimi öğrenirlerse beni dört kolluya bindirip zincirli kuyuda indirirler. Onu söyleyeyim de. Merak etme. Sağ ol abla.
Mısırcı, senin yapacağın işin var ya tat. Artık beşik mi kaldı Halil? Yorma kendini boşuna. Biz çocuklarımızı bunda büyütmedik mi hanım? Neden torunlarımız da büyümesin? Hayırdır inşallah. Fikret. Oğlum hayırdır, bir şey mi oldu? Derya burada mı anne? Evde değil mi? Zuhal'dedir o zaman. Ah oğlum, nedir bu başımıza gelenler? Babasına da söyleyemedim. Üzülmeyin anneciğim, her şey yoluna girecek. İnşallah evladım. Oğlum, beni de habersiz bırakma, olur mu? Tabii, merak etmeyin. Fikret, hoş geldin oğlum. Derya nerede? Evde baba, nerede olacak? Benim yolum bu taraftan geçiyordu da bir uğrayayım dedim. Her şey yolunda mı baba? Yolunda evladım, merak etme sen. Ben izninizi isteyeyim. Derya merak eder. Geç kalma sen oğlum, hadi güle güle. Kızıma da söyle, bozuluyorum ama ihmal ediyor bizi. Tamam baba, söylerim tabii. En kısa zamanda geliriz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet ol oğlum. Hadi Halil. Rüya, canım, abin gelmeyecekti değil mi bu akşam? Neden sordun? Canım, bu akşam bir işim var dışarıda. Gelirse ayıp olmasın adama. Yine mi dışarı çıkacaksın? Çok kısa bir görüşme hayatım, uzun sürmez. Canım, bana inanmıyorsun değil mi? Haklısın tabii. Ben de olsam bana inanmazdım. Bak, bazı hatalar yapmış olabilirim. Ama hepsinden pişmanım. Ne olur bana güven artık. Sen bana güvenirsen her şey ikimiz için çok daha güzel olacak. Ben seni çok seviyorum Rüya. Bak, yarın doğum gününü kutlayacağız. Ve kocan sana en güzel hediyeyi alacak. Geç kalma. Nereye oğlum bu saatte? Toplantıya anneciğim, toplantıya. İyice şaşırdın sen. Biraz akıllan, büyü artık be oğlum. Vay, Fırat'a bak sen. Yine kaçak et peşinde. Ne yapıyoruz abi? Bir taşla manyas kuş cenneti. Hem Rüya her şeyi öğreniyor, hem de Derya ablaya bir kıyağımız oluyor. Özür babında. Bu an senin bittiğin andır Fırat Kudretli. Takip ediyoruz aslında. Fikret. Merhaba. Ne işin var senin burada? Derya'yı arıyorum, burada mı? Aa, senin haberin yok mu? Derya Sinan'da kalıyormuş. Ne? Sinan'da mı? Bugün Sinan'la konuştuk da artık orada kalacakmış Derya. Dün gece de oradaymış. Kızım,
ben buraya gelmek için hayatımı tehlikeye attım. Karşılığını alırsın belki bu gece. Çabamız onun için Haleciğim. Şuş lan. Barın orta yerinde emisyon testi yapıyor öküz. Hala hazır değil mi Aspi? Hazır abi. Ver. Küçücük makine 10 megapiksel resim çekiyor abi. Teknoloji işte. İhanetin megapikseli olmaz Aspi. Hepsi aynıdır. Yaptın bütün bunları. Bugün moralin çok bozuktu. Belki keyifli bir akşam yemeği iyi gelir diye düşündüm. Gel. Geç otur. Ne gerek vardı ki bütün bunları? Derya. Benim seninle ne zamandır konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Derya, ben seni... Çekil önümden, seninle sonra hesaplaşacağız. Fikret. Gel buraya. Fikret ne yapıyorsun? Yürü. Bırak kolumu, canımı yapıyorsun. Bırak kızı. Fikret! Sinan dur! Dur ne olur bir şey yapma. Fikret çekiştirip durma! Yürü! Bıraksana Fikret. Diyorum Fikret! Ne yapıyorsun oğlum? Sen karışma anne. Sen benim karımsın. Yerinde burası. Anladın mı? Fikret kendine gel. Ben kendimdeyim. Asıl sen kendine gel. Bir daha Sinan'la görüşmeyeceksin. Buradan dışarı adımını atmayacaksın. Burası senin evin. Ben de senin kocanım. Yeter ya yeter. Allah'ım nedir bu başımıza gelen? Sen aklıma mukayyet ol. Hesap vereceksin Derya. Nasıl aldırırsın o bebeği? Sevmiyorum çünkü seni. Duydun mu? O bebeği de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Bebeği de o yüzden aldırdım. Gösteren gözüm görmüyor. Ömrümün baharı solmuş gidiyor. Canıma kastım var yaşam artık. Ömrümün baharı solmuş gidiyor. Canıma kastım var yaşam artık. Canıma kastım var yaşamam artık. Arayan dostlarım beni bulmasın. Doğmasın güneşim sabah olmasın. Kuytu bir köşede ömrüm son bulsun. Canıma kastım var yaşamam artık.
Sevmiyorum çünkü seni. Duydun mu? O bebeği de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Bebeği de o yüzden aldırdım. Alo Zuhal. Merak ettim. Derya'yı bulabildin mi? Şimdi konuşmak istemiyorum Zuhal. Fikret, iyi misin sen? Sesin çok kötü geliyor. Çünkü kötüyüm Zuhal. Fikret, bak istersen buraya gelebilirsin. Yani dertleşmek istersen ben buradayım. Bilmiyorum Zuhal. Fikret, böyle kendini yiyip bitireceğine gel konuşalım. Yalnız kalma. Yalnız kalmak daha çok dokunur insana böyle zamanlarda. Hadi inat etme. Hoş geldin Fikret. Merhaba Zuhal. Geçsene şöyle. Biraz daha iyi misin Fikret? Bir şey içer misin? Derya Sinan'daymış değil mi? Beni sevmiyor artık. Neden Zuhal? Onu sevmekten başka ne yaptım ki ben? Yalan Fikret. Söylediklerimin hepsi yalan. Seni çok seviyorum. Günaydın. Günaydın. Oo, benim gitmem lazım Zuhal. Nasıl istersen Fikret. Ama daha çok erken. Dostluğun için teşekkür ederim Zuhal. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayım Fikret, biliyorsun. Biliyorum, sağ ol.
olur beni yeniden sev. Eskisi gibi. Sana dokunmama izin ver. Fikret, oğlum, dün geceki haliniz neydi öyle oğlum? Nereye gidecek bu iş böyle? Bu kız geldiğinden beri bu evde huzur kalmadı. Kudretli ailesi böyle günler görmedi. Anne, Derya benim karım. Benim için bu dünyadaki en değerli şey o. Aramızda ne yaşanmış olursa olsun, ben onu affettim, sen de affet. Ben Derya'yı çok seviyorum. Eğer beni seviyorsan onu da sev. Bana saygı duyuyorsan ona da duy. Günaydın anneciğim. Sana daha gün aymamış. Abim çıktı mı? Abinin işi başından aşkın. Sen yine nerede söndürdün mumu? Of anne ya. İnsanı kalktığına pişman ediyorsun. Efendim Zuhal'cim. İyiyim. Ben de seni arayacaktım. Çok kırdım seni değil mi? Özür dilerim. Seni de bu ateşin içine attım. Tamam olur, ben de seninle konuşmak istiyorum. Hı-hı. Tamam peki, gelirim. Merhaba Derya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sana özür borçluyum. O gün çok kötü davrandım. Olsun, ben unuttum bile. Barıştık mı yani? Hı hı. Peki. Fikret'le nasılsınız? Barıştınız mı? Kötüyüz Zuhal, çok kötüyüz. Yapabileceğim bir şey varsa söyle. Sağ ol. Ne yapabilirsin ki? Akşam bana gelsenize. İkiniz için de değişiklik olur. Fikret Rüya'nın doğum gününe gidecek. Sen gidecek misin? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Günaydın Fırat Bey. Günaydın. Abim odasında mı? Evet. Bir misafiri var. Daha önce size de gelmişti. Allah Allah. Bana
Paranın tamamını sözleşmede adı geçen hayır kurumlarına verirsiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi ne yaptın sen? Ne gerekiyorsa onu yaptım Fırat. Abi. Abi ne yaptığının farkında mısın sen? Abi. Abi lütfen bir şey söyle. Verdim Fırat, tamam uzat. Nasıl verirsin o evleri ya? Almak için bir yıl boyunca uğraştım ben. O evler benim hayatımı, Derya'nın hayatını alt üst etti. Bir daha adını bile duymak istemiyorum o projenin. Bu iş bitti Fırat. Bari paralarını alsaydın. Hayır kurumlarına bağış yapmak ne demek? Yeter artık, çık dışarı Fırat. Günaydın Fırat. Günaydın. Fikret. Dün verdiğin dosyayı inceledim. Masana bırakayım mı? Bırak. Derya. Rüyanın doğum gününe gelecek misin? Sanmıyorum. Nasıl gidecek bu fotoğraflar gazeteciye? Mail atacağız. Allah Allah. Ya hadi at bakayım. Nasıl olacaksa o iş. Dur dur. Not da yazalım. Yaz bakayım. Nasılsın gazeteci? Bu fotoğrafları Derya ablaya gönderiver bir zahmet. Bir zahmet. Belki işine yarar. Bundan sonra böyle Hamit. Her şey teknolojik. İntikam bile. Gitti mi şimdi fotoğraflar gazeteci? Gitti abi. Bitti yani iş. Bitti. O zaman Fırat da bitti. Hasbi tembeller. Bak aklıma ne geldi lan. Acaba burayı internet kafe mi yapsak diyor. Al birini, vur ötekine. Bu fotoğrafları Selo yolladı. Bir de not eklemiş. Derya ablamın belki işine yarar diye. Vay arkadaşım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi değilim Ali İhsan. Ben ona ne kadar yaklaşmak istersem o benden o kadar uzaklaşıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Düzelecek arkadaşım. Merak etme, düzelecek.
Gelmeyecek mi? Gelmez. Beni görmek bile istemiyor. Hiko. Yürü hadi yürü. Yürü hadi git yanına yürü. Gelmezsin sanmıştım. Ben senin karınım. Seni yalnız bırakma. Hoş geldin. Geldiğine çok sevindim. Sağ ol. Hoş geldiniz Derya Hanım. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Beğendiniz mi oteli? Hı-hı. Bu kız bunu nasıl başarıyor çok merak ediyorum. Her şeyi yıkıyor, yakıyor. Ama yine de insanlar etrafında pervane. Derya Hanım izin verirseniz biraz kocanızı alıkoyacağım. Bak Derya. Ben seni kızım diye bağrıma bastım. Ama senin yaptığını Fikret'e kanlısı yapmaz. Eğer oğlumu üzmeye devam edeceksen izin vermem bilesin. Siz yaşınız itibariyle daha iyi bilirsiniz. Karı koca arasına girilmez. Bu konuda Fikret de benim aramda. İzninizle. Nice yıllar canım. Çok güzel. Hiçbir şey senden daha güzel olamaz. Teşekkürler. Sen benim için bu dünyadaki her şeyden daha değerlisin. Sakın ha. Sen hep güleceksin. Fırat Bey, duydunuz değil mi? Duydum. Güzel. Rüyacığım. Nice mutlu yıllara. Sen çok iyi bir kadınsın. Teşekkür ederim. Hep mutlu ol Rüya. Gerçekten hak ediyorsun. Bizim deli olana senden başkası katlanmazdı. Rüya canım. Benim biricik delim. Anneciğim. Alo ne var? Fikret'im. Ya ben sana kaç kere bugün beni aramayacaksın demedim mi? Ben çok mutluyum sanki burada. Ben de seni çok özledim. Görüşürüz canım. Kimi özledin Fırat? Ne diyorsun sen? Rüya gibi bir karın varken kimi özledin merak ettim. Saçma sapan konuşma Derya. Fırat. Şunlara bir bak istersen. Aynalarından bir tane de Ali İhsan Bey'e hazırladım. Yürürse ikincisini almayı düşünüyorum. Çok güzel evet. Bir doğum günü oluyor. Biraz aceleye geldi ama fena da olmadı galiba. Fikret. Dün gece kol düğmelerini ben de unutmuşsun. Sana Derya ile ilgili söylemem gereken bir şey var. Pardon. Konuşmamız lazım. Çok önemli. Zuhal. Sen ne zaman geldin?
gibi oldum, dizim tutmuyor. Dünyayı gösteren gözüm görmüyor. Ömrümün baharı solmuş gidiyor. Canıma kastım var, yaşamam artık. Ömrümün baharı solmuş gidiyor. Canıma kastım var, yaşamam.